Merhaba gençler, ben Seda Tatuş, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeniyim. Sizlerle bugün 6 soru 6 cevap projesi kapsamında yani çıkabileceğini düşündüğüm katı basıncıyla ilgili yazdığım bir soruyu paylaşacağım. Beraberce bunun çözümünü yapacağız. Sinan öğretmen katı basıncının nelere bağlı olduğunu göstermek için özdeş küplerden aşağıdaki düzenekleri oluşturmuştur. Buna göre bu düzeneklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyoruz. Şimdi öncelikle katı basıncının nelere bağlı olduğunu bir tekrar edecek olursak katı basıncı nelere bağlıydı? Bir cismin ağırlığına, iki temas yüzey alanına bağlıydı. Hatta ağırlıkla doğru orantılı, temas yüzey alanıyla ters orantılıydı. Birinci ifadeye bakalım. Birinci ve ikinci deney düzeneğini kullanarak katı basıncının yüzey alanına bağlı olduğu araştırılabilir diyor. Öncelikle katı basıncının yüzey alanına bağlı olduğunu araştırabilmek için ağırlıkların aynı, yüzey alanlarının farklı olması gerekir. O zaman birinci düzeneğe baktık. Birinci düzenekte kaç tane küpümüz var özdeş? 5 tane küpümüz var. Yani ağırlığa 5G diyebiliriz. İkincide de 5 küpümüz var. Ağırlığımız 5G ama yüzey alanları birinci düzenekte 3, ikinci düzenekte 2 olduğu için katı basıncının yüzey alanına bağlı olduğunu araştırabiliriz. Yani K ifademiz doğru. İkinci L'de ikinci deney düzeneğinde yaptığı basınç, üçüncü deney düzeneğinde yaptığı basınca eşittir diyor. İkinci deney düzeneğinde yapılan basınç, bakalım kaç küpümüz vardı? 5. Yüzey alanımız 2. Yani yaptığı basınç, biliyoruz ki ağırlık bölü yüzey alanından 5 bölü 2. Üçüncü deneyde yapılan basınç, bakalım kaç küpümüz var? 6 küpümüz var. Yüzey alanımız 3. 6 bölü 3'ten 2, yani eşittir dedi. Hayır, eşit değildir. Yani L ifademiz yanlış. M, katı basıncının ağırlığa bağlı olduğunu göstermek için birinci ve üçüncü deney düzeneği kullanılır diyor. Ağırlığa bağlı olduğunu göstermek istiyorsak yüzey alanları aynı, ağırlıklar farklı olmalıdır. O zaman bakıyorum, birincide ağırlığımız 5, yüzey alanımız 3. Üçüncüde ağırlığımız 6, yüzey alanı 3. Yani yüzey alanları aynı, ağırlıklar farklı olduğu için 1 ve 3 kullanılır. Yani cevabımız Batman, K ve M. Evet arkadaşlar, çözümümüz bitti. Hepinize bu süreçte başarılar dilerim. Sağlıkla kalın. Arkadaşlar merhaba. Ben 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nun İngilizce öğretmeni Merve Taşköprülü. Bugün sizinle Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uyguladığı bu projede bir İngilizce sorusu çözmeye çalışacağız sizinle. Şu an okula gelemediğimiz dönemde sınava hazırlığınızda bir katkımız olmuş olur. Umuyorum bunu. Hemen arkadaşlar sorumuza geçiyorum. Şöyle bir sorumuz var. Filiz ve Adam arasında bir konuşma geçiyor. Diyalog. Hemen sorunun köküne bakıyorum. Which one of the following cannot complete the dialogue? Şimdi arkadaşlar cannot demiş zaten. Evet, tamamlayamaz. Ama siz zaten yeni nesil soruları uzun zamandır denemelerde çözdüğünüz için, uzun zamandır gördüğünüz için siz zaten yakınsınız. Gördüğünüz gibi 3 tane boşluk var, 4 tane şık var. Yani bir tanesi olmayacak demek ki. Bunu herkes biliyordur zaten. Filiz ve Adam arasında. Filiz bir şey söylüyor. Adam cevap vermiş. I usually use it 30 minutes. Why do you ask it? Filiz, because my mom thinks I'm an internet addict. Adam yine bir boşluk var, bir şey söylemiş. Do you use the internet more than 4 hours? Filiz de cevap vermiş. Burada arkadaşlar şıklarımız A'da yes I do, B'de why does she thinks that, C'de why does your mom chat on the internet ve D'de de how many hours do you use the internet? Şimdi arkadaşlar burada benim diğer videolarda izlediğim kadarıyla ek bir bilgi veriliyor. Ben de burada şu ek bilgiyi vermek istiyorum. Daha sonraki kademelerde, daha sonraki eğitim hayatınızdaki İngilizce gördüğünüz derslerde yardımcı olacağını düşünüyorum. Subject pronouns, özne zamirleri, possessive adjective, sahiplik sıfatları, object pronouns, nesne zamirleridir. Şimdi bunların anlam olarak sadece bir üstünden geçeceğim. Sonrasında arkadaşlar kullanımlarıyla alakalı bir küçük basit örnek yazdım, ondan bahsedeceğiz. I, he, she, it, we, you, they. Bunlar biliyorsunuz ki ben, he, she, it, o, we, biz, you, sen ya da siz ve they de onlar.
My, his, her, its, our, your, their. Bunlar da benim. Yine his, her, its, onun. Ve our, bizim, your, senin, their da onların. Object pronouns, me, beni, bana, him, her, it, onu, ona, us, bizi, bize, you, sizi, size, them de onlara anlamına gelen kelimelerdir. Peki ben bunu neden bahsediyorum? Burada arkadaşlar şimdi size paragrafta, diyelim ki bu bir paragraf ve karşınıza şöyle bir metin çıktı. I am Merve, I have many friends and I like all of them, but only one is special to me, Ayça. She is my best friend, she always backs me up. My other best friend is my brother, Pars. Pars and Ayça have a good relationship. I love both of them. Playing volleyball is our favorite hobby. My other friends are jealous us. Şimdi arkadaşlar burada bunu paragrafta gördüğümüz zaman gördüğünüz gibi I, evet Merve demiş, Ayça ismi var, Pars ismi var ama sonrasında hep she, me, işte them, my, our, us, bunun gibi arkadaşlar ismin yerine geçen kelimeler kullanılmış. Biliyorum bu konuya Türkçe'de daha hakimsiniz ama İngilizce'de de çok zor değil, basit şu anda. Hemen arkadaşlar bunu paragrafta gördüğüm zaman bir soru kökü veriyor. İşte atıyorum ki aşağıdakilerden hangisi olamaz. Merve ile ilgili bir şeyden bahsedeceği zaman bu sefer arkadaşlar she diye bahsediyor. Ama öğrenciler bazen şöyle anlayabiliyorlar. She is Merve diye bahsediyor Merve'den bahsederken. Çünkü kendisi değil, değil mi arkadaşlar buradaki? Burada artık üçüncü bir kişiden bahsettiği için she diye bahsediyor. Evet parçayı yazan I demiş, I am Merve demiş. Ama artık üçüncü bir kişi, soruyu soran kişi üçüncü kişi olduğu için ondan Merve'den she diye bahsedecek. Yani siz parçada I diye aramayacaksınız. Tabii ki bu basit düzeyde olanı. Diyelim ki my family, benim ailemden bahsediyor. My family dediği zaman onlardan arkadaşlar soru şıkkında they diye bahsettiği zaman bu sefer yine doğru. Ama siz orada my family'yi kastettiğini anlamazsanız yanlış yaparsınız. Ben bu yüzden bunu açıklamak istedim. She is Merve, she has many friends and she likes all of them, but only one is special to her. Kime göre arkadaşlar? Her dediği kimdir? Merve'dir. Ayça, bu sefer she demiş. Kimden bahsediyor? Ayça'dan. She is her best friend. Her dediği kimdir? Yine Merve. She always backs her up. Her other best friend is her brother, Pars. Pars and Ayça have a good relationship. She loves both of them. Playing volleyball is their favorite hobby. Her other friends are jealous them. Şimdi arkadaşlar bu iki parçayı karşılaştırdığım bir slide daha var. According to paragraph, according to question. Yani arkadaşlar paragrafa göre olan metin ve soruya göre olan metin. Paragrafa göre olan metinde gördüğünüz gibi I am Merve, I have many friends and I like all of them dediği aynı cümleye bakıyorum. She is Merve, she has many friends and she likes all of them. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Merve de bahsederken onlardan them diye bahsetmiş. Çünkü içinde değil. Üçüncü kişiye bakıyorum yine them diye bahsetmiş. Neden? Çünkü bu üçüncü kişi de onların arasında değil. Ben kendimden bahsederken evet I diye bahsediyorum ama dışarıdan birisi benden bahsederken she diye bahsediyor. Yani arkadaşlar soru kökünde bu ismin yerine konulan zamirlerin değişmesinin sebebi bu. Aitlik bildiren veya sahiplik bildiren veya ismin yerine geçen özne zamirlerinin değişmesinin sebebi bu. Sizin buna dikkat etmeniz gerektiğini düşündüm ve bu ile bazı sorularda çok ciddi ipuçları olabiliyor bu arkadaşlar. Yani soruyu diyelim ki you ile sordu. O zaman evet I ile cevap vereceksiniz parça bütünlüğünü sağlamak için. Hemen yan tarafta arkadaşlar parçayı incelemeye devam ediyorum. She is my best friend. Ayça'dan bahsediyorum. Bakın Ayça. Ayça'dan dedikten sonra she is my best friend. Who is? Diyelim ki soruda şöyle bir soru sordu. Who is her best friend diye bir soru sordu arkadaşlar. Yani kim onun en yakın arkadaşı? Onun derken kimi kastediyor? Merve'yi. Dolayısıyla arkadaşlar kim onun yakın arkadaşı dediğiniz zaman Ayça cevabını verebilmeniz lazım. Ben bundan bahsediyorum. She is her best friend. She always backs her up. Her other best friend is her brother, Pars. Yine Pars and Ayça have a good relationship. She love both of them demiş. Bakın I love birinci parçada I love both of them dediği şeyi soruya göre she love both of them diye bir bilgi paylaşabilir. Doğru mu olur? Evet doğru olur arkadaşlar. I demesine gerek yok.
she demesi yeterli. Neden? Çünkü kendinden bahsetmiyor soruyu soran kişi. Merve'den bahsettiği için burada she demiş. Hemen arkadaşlar geriye döneceğim şuradaki soruma. Sorumda da arkadaşlar şunu söylemek istedim aslında. Yine özne ve bu öznenin aşağıdaki sorudaki özneyle birbirini tutmasından bahsediyorum. Sorun bunun üstüneydi. Bu arkadaşlar size de mesela hemen soruyu çözelim. I usually use it 30 minutes. Demiş ki ben genellikle 30 minutes 30 dakika kullanırım. Demek ki arkadaşlar ne kadar kullanırsın, kaç dakika kullanırsın diye bir soru var. Bunu zaten hemen hemen herkes yapar. How many hours do you use the internet? Yani internette kaç saat kullanırsın? Cevap vereceğim. I usually use it 30 minutes. Why do you ask it? Neden sordun? Çünkü benim annem benim internet bağımlısı olduğumu düşünüyor dedi. Ondan sonra burada bir soru soracak. Why do you use it? Do you use the internet more than 4 hours? Yani interneti 4 saatten fazla kullanıyor musun? Yine burada söylediği şey arkadaşlar ne olacak şurada söylediği şey? Demek ki arkadaşlar soru cümlesi olduğu için B ile C bir kalsın. Hemen A'ya bakıyorum. Zaten arkadaşlar noktayla bittiği için de bunu direkt söyleyebilirim. Ama şu yüzden de do you use diye sordu. Yani do yardımcı fiille başlamış ve you sana bir soru sorulduğu için cevabı ben diye vereceksin. Dolayısıyla yes I do yardımcı fiilim do ve you dediği için soruyu bana sorduğu için cevabı da I zamiriyle vereceğim. Yes I do diyeceğim. Filiz burada yes I do. B mi C mi? Why does she think that? Neden o öyle düşünüyor? Arkadaşlar burada neden she demiş? Your mom gördüğünüz için direkt C şıkkına lütfen düşmeyin. Yani bu evet your mom geçiyor. İnternet kelimesi geçiyor. O zaman ben kesinlikle C şıkkıdır deyip bunu işaretlemiyorum. Neden? Çünkü C şıkkında diyor ki senin annen neden internet üzerinden chat yapıyor, sohbet yapıyor diye bir soru sormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konuyla hiçbir alakası yok. Neden o öyle düşünüyor? O derken, she derken kimi kastediyor? My mom dediği kişi. Yani senin annen cinsiyet kız olduğu için ondan she diye bahsetmiş. İşte ben bunun yüzünden arkadaşlar az önceki konuyu anlattım. My mom dediği için, she dediği için demek ki arkadaşlar annem cinsiyeti she. Bu şıkta olabilir. Your mom'u gördüm. Evet o zaman your mom diye direkt buraya düşmüyorum. Doğru cevabımız B. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Size ve ailenize sağlıklı günler diliyorum. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan sosyal bilgi öğretmeni Hasan Peynirci. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı 6 soru 6 cevap projesi kapsamında birlikte bir inkılap tarihi sorusu çözeceğiz. Sorumuzun konusu tekelif-i milliye. Şimdi onunla ilgili soruya başlamadan önce ben soruyla ilgili biraz bilgi vereyim. Ondan sonra da sorumuza geçeriz. Tekelif-i milliye bu sene beklediğim bir konu. Bunu da söyleyeyim. Tekelif-i milliye ile ilgili şunu söyleyeyim. Sakarya Savaşı öncesi Mustafa Kemal tarafından çıkarılmış bir yasa. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesinden sonra özellikle mecliste bulunan muhalif kesim bu konuda Mustafa Kemal'i suçlamış ve sorumluluk almasını istemiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal meclisten 3 aylığına başkomutanlık yetkisini istemiş ve sorumluluk almıştır bu konuda. Meclis de ona başkomutanlık yetkisini 3 aylığına vermiştir. Başkomutanlık yetkisinin içerisinde ne var? Yasama, yürütme ve yargı. Mustafa Kemal bunları aldıktan sonra Sakarya'nın doğusuna çekilmiş ordunun başına geçecektir ve hiç vakit kaybetmeden 10 maddelik tekelif-i milliye emirlerini yayınlayacaktır. Emirler yayınlandıktan sonra bütün ilçelerde tekelif-i milliye komisyonları kurulmuş ve ordunun ihtiyaçları için yardımlar toplanmıştır. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuz zaten az önce bahsettiklerimi de barındırıyor soru. Önce sorumuzun kök kısmını okuyalım. Ne istiyor bizden? Bu metinden yola çıkarak
Tekalifi Milliye Emirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor sorumuz. Şimdi sorumuzun metnini okuyalım. Tekalifi Milliye, Milli Hükümlükler ya da Ulusal Vergiler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlamak için Başkomutan Mustafa Kemal tarafından kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı Ulusal Hükümlülük Emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmıştır. Bu emirlerden bazıları şunlardır. 1. Her ilçede bir tane tekalifi milliye komisyonu kurulacak. 2. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. 3. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşlı araçlarının %20'sine el konulacak. 4. Tüm demirci, dökümcü, nalban, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. 5. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Tekalifi Milli Emirliği yayınlandıktan sonra vakit kaybedilmeden komisyonlar kurulmuş ve ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Bu durumu Mustafa Kemal daha sonra tutukta şu sözlerle anlatacaktır. Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti demiştir. Şimdi tekrardan soru bize ne istiyordu? Sorunun kökünü okuyalım. Bu metinden yola çıkarak tekalifi milliye emirleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz demiş. Sorunun kökü olumsuz. Buna dikkat etmemiz lazım. A şıkkına baktığımız zaman A şıkkımız şunu diyor. Milli birlik ve beraberlik ruhunun canlanmasını sağlamıştır. Şimdi tekalifi milli emirlerinin yayınlanmasından sonra zaten millet seferber olmuş. Herkes elinde bulunan malların bir kısmını fedakar bir şekilde orduya teslim etmiş. Tam anlamıyla yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmiştir. Zaten Mustafa Kemal de şu sözünde bunu anlatıyor. Dolayısıyla A şıkkına ulaşırız. B şıkkına bakalım. Çıkarılan yasa ile halkın elinde bulunan malların bir kısmına devlet el koymuştur deniliyor. Şurada 3. madde ve 5. maddede devletin bu olağanüstü durumda halkın elinde bulunan malların bir kısmına belli bir oranına el koyduğu zaten belirtilmiş. Birinde %20, diğerinde %40. Dolayısıyla bu şıkka da ulaşabiliriz. C şıkkına bakalım. Toplanan ihtiyaç malzemeleri kayıt altına alınmıştır. Şimdi burada bir mantık yürütmemiz lazım. Eğer bir malın bedeli sonradan ödenecekse bunun miktarının bedelinin bilinmesi lazım. Şurada 5. maddenin son kısmında ne diyor? Bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek diyor. Dolayısıyla bunun kayıt altına alınması lazım ki zaten biri de bahsedilen tekalifi milliye komisyonunun bir görevi de bu malları kayıt altına almak. Dolayısıyla C şıkkına da ulaşıyoruz. Son şıkkımız D şıkkı. Sakarya Savaşı öncesi ordunun bütün ihtiyaçları karşılanmıştır diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Paragrafta Sakarya Savaşı öncesi çıkaran tekalifi milliye emirleri ve sonrasında yapılması gereken işler yer alıyor. Ama bütünüyle ordunun ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili kesin bir ifade yok. Sadece son paragrafın son kısmında ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır gibi bir ifade var. Ama burada kesin olarak ordunun ihtiyaçları karşılandığıyla ilgili bir net bir ifade yok. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yalnız bununla ilgili şunu da söyleyeyim, bir not düşeyim. Sakarya Savaşı öncesi çıkarılmıştı tekalifi milliye. Ordunun ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanmaya çalışılırken Yunan ordusu taarruza geçmiş ve Sakarya Savaşı başlamıştır. Tekalifi milliye tam anlamıyla burada uygulanamamıştır.
Tekalifi Milliye emirleriyle tam olarak ordunun ihtiyaçlarının karşılandığı savaş Sakarya Savaşı değil, büyük taarruzdur. Bunu da bilmekte fayda var. Dediğim gibi bu konu önemli bir konu. Bu konunun bu sene çıkma ihtimali yüksek. Çalışırken özellikle bu konuya önem vermenizi istiyorum. Sorumuz bu şekildeydi. Sınavda hepinize başarılar. Sağlıcakla kalın, evde kalın. Merhaba sevgili öğrenciler. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Gülistan Genç, Künteş. 6 soru, 6 cevap projesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere 2 aydır okullarımıza bir ara verdik. Fakat Milli Eğitim Bakanımızın da belirttiği gibi sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız sınavda. Fakat benim size hazırladığım soru yazım kuralları ile ilgili ve biliyorsunuz ki yazım kuralları bütün eğitim hayatı boyunca karşımıza çıkabilecek bir konu. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir soru var. Size hazırladım. Bir 4 maddelik bir açıklamamız var. Beraber onları inceleyelim istiyorsanız. Birinci maddemizde kişi adlarına bağlı lakap, unvan, saygı, meslek bildiren sözcükler büyük harfle başlar. 2. Tırnak içinde alınan alıntı cümleler büyük harfle başlar. 3. maddemiz din, dil, ırk ve boy adları büyük harfle başlar. 4. maddemiz özel adın yerine kullanılan makam ve unvan bildiren sözcükler büyük harfle başlar. Şimdi soru kökümüze baktığımız zaman şöyle diyor. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 4 maddemiz var. Bu 4 özelliği dikkate alarak aşağıda bu bilgilerle ilgili yanlış yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bunu beraber inceleyeceğiz. A şıkkına bakıyoruz. A şıkkında İspanya'da halkın derebeyleri ve rahiplerin baskılarından bıkmış olması, Müslümanların bu topraklara ayak basmasıyla İslam dinini kabul etmeleri sağlamıştır. Şıkkımızı görüyoruz. Şimdi burada Müslüman sözcüğünün ve İslam sözcüğünün ilk harflerinin büyük yazıldığını görüyoruz. Din adları ve bu dine mensup olan kişi adları özel attır ve büyük harfle yazılır, kuralına uymuştur. Adaylar belirlenirken, 5 şıkkına bakalım. Adaylar belirlenirken insan eliyle yapılmış, belirli bir düzeyde muhafaza edilmiş olmalı dedi. Şıkkımıza baktığımız zaman burada tırnak içine alınmış bir alıntı cümle mevcut. Görüyoruz ilk harfinin büyük yazıldığını görüyoruz. Burada da kuralımız doğru bir şekilde uygulanmıştır. Burada da bir sıkıntı yok. C şıkkına bakalım. Tanzimat Devri devlet adamı ve şairi Sadullah Paşa mektupları Fransızcadan yaptığı çevirilerle de bilinir. Şimdi burada baktığımız zaman Sadullah Paşa her iki sözcüğün de büyük harfle başladığını görüyoruz. Burada kişi adı ve bir ünvan adı büyük harfle yazılmıştır. Fransızca kelimesi yine bir dil adıdır, büyük harfle başlamıştır. Burada da bir sıkıntı yok, yazım yanlışı yapılmadığını görebiliyoruz. D şıkkına bakalım, evet. Batman'daki koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için İl Pandemi Kurulu'nu vali makamına kabul etti. Şimdi burada özel adları bulalım. Şimdi Batman, evet, özel ad cümle başı büyük harfle kullanılmış. Şurada bir kurul adı var. Şıklarda bizim kurallarımız içerisinde yok, fakat bunu da belirtelim. Kurum ve kuruluş adlarının ilk harflerinin büyük yazıldığını belirtelim. Şurada vali sözcüğü bir makam adı olarak karşımızda. Vali sözcüğü burada özel adın yerine kullanılan bir sözcüktür. Özel adın yerine geçmiştir. Fakat küçük harfle yazılmıştır. Bu nedenle bu şıkkımızda vali sözcüğünde bir yazım yanlışı yapılmıştır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet, sorumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu salgın bitinceye kadar evde kalmanızı ve bu süreçte de bol bol kitap okuyarak vaktinizi geçirmenizi ümit ediyorum. Hepiniz kendinize bakın. Hoşça kalın. Merhaba sevgili öğrenciler. Batman 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Büşra Önlü. Bugün sizinle beraber Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu 6 soru 6 cevap projesi için buluştuk.
Sizin için bugün İslam dinine göre korunması gereken 5 temel ilke ile ilgili bir soru hazırladım. O soruyu hep beraber çözeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Sorumuz şu şekilde. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni derste İslam dinine göre korunması gereken 5 temel ilkeyi. Ne bu ilkeler? Canın korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması ve dinin korunması. Anlattıktan sonra sınıfı 3 gruba ayırır ve bu ülkelerden birini seçerek bunlarla ilgili 3 dakika içinde tahtaya her gruptan sırayla çıkıp seçmiş olduğu ilkeyle ilgili örnek vermelerini ister. Her doğru cevaba artı 10 puan, her yanlış cevaba ise eksi 5 puan verilecektir. Birinci grup canın korunması ilkesini, ikinci grup malın korunması ilkesini, üçüncü grup ise dinin korunması ilkesini seçmiştir. 3 dakika sonra durum yanda tahtada verildiği gibidir. Yukarıda oluşan durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılırsa yanlış olur demiş sorumuz. Bizden ne istiyor? Bizden istediği şey şu, yan taraftaki tahtada değerlendir. Tahtada örnek vermiş olan öğrencilerin hangilerinin doğru, hangilerinin ise yanlış yaptığını bul ve buna göre bir değerlendirme yap, yanlışı da bul diyor. Ama bizim bundan önce ne yapmamız lazım? Tıpkı din kültürü öğretmeninin anlattığı gibi kısa bir tekrar yapıp İslam dinine göre korunması gereken 5 temel ilkeyi hatırlamamız lazım. O zaman hep beraber hatırlayalım. Birinci neydi bizimki? Canın korunması. Canın korunması, İslam dini yaşama hakkını insanın temel ve doğal hakkı kabul eder. İslam'a göre herkes günahsız, hür ve yaşamını sürdürme hakkına sahip olarak doğar. Ayrıca birinin canını alma hakkı olmadığı gibi kendi canına son verme hakkı da yoktur. İkincisi neydi diye soracak olursanız, ikincisi aklın korunması. İslam'a göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketine anlam kazandıran, ilahi öğütler karşısında yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Bu yüzden de aklın sağlıklı kalmasını sağlayacak ve işlevini artıracak her şeyi mübah kılarken bozulmasına ve zarara uğramasına yol açacak şeyleri de yasaklar. Neyi örnek verebiliriz hocam diye soracak olursanız şunu örnek verebiliriz. Alkollü içkinin yasaklanmasını örnek verebiliriz. Üçüncüsü neslin korunması. Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini aile kurumunun temeli olan nikah üzerinde durmuştur. İslam dininin aileye verdiği önem kişinin ilk eğitim aldığı kurum olmasından da kaynaklanır diyoruz. Malın korunması. Malın korunması İslam dininde imkan ve kabiliyetlerine göre çalışıp mal ve mülk edinmesi kişinin temel haklarındandır. İslam dininde çalışıp kazanma teşvik edilmekle beraber elde edilen rızkın helal yollardan olması gerekir. Şimdi malın korunmasına baktığınız zaman şunu söylüyor. İslam dini kişinin mal ve mülk edinmesi konusunda herhangi bir sıkıntı ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Hatta teşvik ediyor. Ama iki tane noktaya dikkat edeceksiniz. Birincisi kendi emeğinizin yani çalışmanız gerekir. Emek sarf etmeniz gerekir. İkincisi ise rızkın helal yollardan gelmesine özen göstermeniz gerekir diyorum. Beşinci ve son ise dinin korunması. İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışları kabul edilemez. Dinde dayanağı olmadan ve sonradan ortaya çıkan yaklaşımlar bidat olarak görülmüştür. Ve bunların dinin tahrif edebildiği gibi, tahrif edebildiği dediği bozduğu yapısını değiştirdiği gibi yanlış yorum ve uygulamalarla da özünden saptırılabilir. Peki buna neyi örnek verebiliriz? Buna bir kişinin bir isteği ya da bir dileği olduğu zaman bunu Allah'tan değil de herhangi bir ağaca çaput bağlayarak dilemesine ve ondan medet ummasını örnek verebiliriz. Bu da dinimizce ne yapmaz? Hoş karşılanmaz ve yasaklanmış bir davranıştır. Çünkü dinin özünü bozmaktadır. Şimdi 5 temel ilkeyi tekrar ettiğimize göre ne yapalım? Sorumuza geri dönebiliriz. Soruyu yine sizin için okuyacağım. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni derste İslam dinine göre korunması gereken 5 temel ilkeyi anlattıktan sonra sınıfı 3 gruba ayırır ve bu ilkelerden birini seçerek bunlarla ilgili 3 dakika içinde tahtaya her gruptan sırayla çıkıp seçmiş olduğu ilkeyle ilgili örnek vermelerini ister. Her doğru cevabı artı 10 puan, her yanlış cevabı ise eksi 5 puan verilecektir. Unutmayın bunu çünkü biraz sonra bu bize lazım olacak. Birinci grupta canın korunması ilkesini, ikinci grup malın korunması ilkesini, üçüncü grup ise dinin korunması ilkesini seçmiştir. 3 dakika sonra durum yanda tahtada verildiği gibidir. Yukarıda oluşan durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılırsa yanlış olur. Hemen tahtaya bakalım ve birinci grubun örneklerini değerlendirmeye başlayalım. Birinci grup canın korunmasına ilk vermiş oldukları örnek kan davalarının yasaklanması olmuş. Evet bu doğru bir örnek olmuş. Bunu kabul ediyoruz. İkincisi iş kazaları olmaması için alınan önlemler. Evet bu canın korunması için uygun bir örnek olmuş. Rüşvetin yasaklanması maalesef canın korunması için değil malın korunması ilkesine bir örnek olurdu. Yanlışlık olmuş buradan.
sarhoşluk veren içeceklerin yasaklanması, bu da maalesef canın korunması ilkesiyle ilgili değil, aklın korunması ilkesine yönelik bir örnek olmuş. O da yanlış olmuş. Ötenazinin yasaklanması. Ötenaziyi hatırlamayanlar, unutmuş olanlar da olabilir ya da hiç duymamış olanlarınız da olabilir. Şöyle diyoruz ötenazi için: kişinin kendi isteğiyle tıbbi yollarla yaşamına son vermesi. Bu da dinimizce ne yapmaz? Hoş karşılanmaz ve yasaklanmıştır. O yüzden ötenazinin yasaklanması da canın korunması ilkesine uygun bir örnek olmuştur. Kürtajın yasaklanması yine canın korunması için uygun bir örnektir diyoruz. İkinci gruba bakalım. Malın korunması ilkesi, çalışana emeğinin karşılığını vermek. Evet, malın korunması için uygun bir örnek olmuş. Kara borsacılığı yaygınlaştırmak. Sizden burada bir ricam var. Lütfen soruları okuduğunuz zaman dikkatli okumaya özen gösterin. Çünkü kara borsacılığı yaygınlaştırmak demiş. Evet, normalde kara borsacılık yaygınlaştırmamak deseydi doğru bir örnek kabul edebilirdik, ama yaygınlaştırmak dediği için bunu doğru bir örnek olarak kabul etmiyoruz. Faizin yasaklanması malın korunması için uygun bir örnektir. Hırsızlığın yasaklanması da yine malın korunması için uygun bir örnek olmuş. Üçüncü grup, dinin korunması ilkesine bakarsak, dini bilgiyi sağlam kaynaklardan almak, ki zaten hedefimiz, gayemiz bu. Bu doğru bir örnek olmuş. Kumarın yasaklanması, bu dinin korunması için değil, malın korunması ilkesine yönelik bir nedir? Örnektir. Bu yüzden de yanlışlık yapılmış. Hurafelere inanmamak demiş. Hurafelere inanmamak, evet, bu da dinin korunması için uygun bir örnek olmuş. Tahrif edilmiş bilgilerle amel etmeliyiz demiş. Burada da lütfen okurken dikkat edin. Oysa dinin korunmasını açıklarken ben size ne dedim? Zaten bizim amacımız dinin tahrif edilmesine engel olmak. Bu yüzden bu yanlış olmuş. Amel etmemeliyiz deseydi, evet, o zaman doğru olurdu. Şirk koşmamak demiş. Evet, bu dinin korunması için uygun bir örnektir. Şimdi yukarıda oluşan durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılırsa yanlış olur diyor. D şıkkına bakacak olursak, birinci grubun iki tane örneği yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Evet, birinci grup rüşvetin yasaklanması ve sarhoşluk veren içeceklerin yasaklanması derken iki tane yanlış yapmışlardır. Doğru. Her üç grupta da seçtikleri temel ilkeyle ilgili olmayan en az bir örnek vermişlerdir. Olmayan, yani yanlış bir örnek vermiş demek istiyor. Baktığınız zaman ne demek istiyor? Birinci grupta da, ikinci grupta da, üçüncü grupta da mutlaka bir tane yanlış örnek var mı? Evet, var. Bize diyor ki B şıkkında, 3 dakika sonunda birinci grup 30 puan. Bakalım, evet, birinci grup 30 puan. Çünkü ne dedik biz en başta? Her doğru soru için artı 10 puan, her yanlış için ise eksi 5 puan alacaktı. Ve 2 yanlışı var, bu yüzden puanı 30. İkinci grup için 25 demiş. Evet, ikinci grubun 25 puanı. Üçüncü grup ise 20 puan almış demiş. Evet, doğru. Üçüncü grup ise 20 puan almıştır. En çok puanı 3. grup almış demiş. A şıkkı, hayır, en çok puanı 3. grup değil. Hangi grup almıştır? Canın korunması ilkesiyle ilgili olan grup, yani 1. grup almıştır diyoruz. O yüzden bizim cevabımız ne olur? En çok puanı 3. grup almıştır yanıtı yanlış olmuş. O yüzden cevabımız A şıkkı diyoruz. Böylece sorumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle beraber İslam dinine göre korunması gereken 5 temel ilkeyle ilgili bir soru çözmüş olduk. Umarım sizin için yararlı, verimli bir soru çözüm videosu olmuştur. Şimdiden liselere giriş sınavında hepinize başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda matematik öğretmeni reisi Üçelal. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği 6 soru 6 cevap projesinde matematik dersiyle devam edeceğiz. Sorumuz şu şekilde: bir seyah kök 3200 kilometre uzunluğundaki bir yola şu şekilde hareket etmiştir. Her kök 8 kilometrede bir 30 dakika su molası, her kök 200 kilometrede 3 saat yemek ve dinlenme molası, kök 8 ve kök 200 kilometreler aynı anda denk gelirse kök 200 kilometredeki program uygulanmaktaymış. Seyah kök 2 kilometrelik yolu 15 dakikada gidebilmekteymiş. Buna göre seyah yukarıdaki şartlarda gideceği yere kaç saatte ulaşabilir? Şimdi bize kök içinde verilen bir ifadeyi öncelikle A kök 5 şeklinde yazabilmemiz lazım. Yani şu 32.3200'ü 32 çarpı 100 şeklinde yazabilirim. 32 de 16 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Peki 16 4 olarak çıkar, 100 10 olarak çıkar, 4 çarpı 10. 40 kök 2 yapar.
Aynı şekilde kök 8 kilometreyi de kök dışına çıkarırsak 4 çarpı 2 eşittir. 4, 2 olarak çıkar. Diğer ikimiz de içeride kalır. Kök 200 kilometreyi de aynı şekilde kök dışına çıkarıyoruz. 100 çarpı 2 eşittir. 100, 10 olarak çıkar. 10 kök 2 şeklinde olur. Peki, hep 2 kök 2 kilometrede bir su molası veriyorduk. 2 kök 2. Bir sonraki su molamız 4 kök 2. Bir sonrası 6 kök 2. Bir sonraki su molamız 8 kök 2. Ve 2 kök 2 daha ne yapar? 10 kök 2 yapar. Peki, 2 kök 2, 4 kök 2, 6 kök 2, 8 kök 2, 10 kök 2. Şuralarda sadece su molası vermiştik. Her biri yarım saatti. 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım saat ne yapar? Yani 2 saat buradan gelir. 10 kök 2'de ise burada yemek ve su molaları denk gelmiş. Burada o zaman hangisini alıyorduk? Soruda denk gelirse kök 200 kilometredeki program, yani yemekteki programı alacağız. Burada ise kaç saat alıyordu? 3 saat alıyordu. O zaman her 10 kök 2 kilometrede bizim toplam dinlenmelere 5 saat zaman gitmektedir. Peki toplam yolumuz 40 kök 2 idi. O zaman şurası 10 kök 2, bir sonraki 20 kök 2, bir sonraki 30 kök 2 ve en son 40 kök 2 ve burası da yolun artık bitiş kısmı. Her 10 kök 2 kilometrede 5 saat geliyordu. O zaman şurada bir 5 saatimiz var. Aynı şekilde şurada da bir 5 saat zamanımız geçti ve şurada da bir 5 saat geçti. Peki son kısımda acaba ne kadar zaman geçti? Burada da 5 saat mi geçer? Hayır. Son kısımda dikkat etmeniz gereken nokta şu. 40 kök 2'de zaten yol bitmiş. Yani burada artık bir yemek ve dinleme molası olmayacak. Yani burada sadece kimi alacağız? Sadece su molalarını alacağız. Yani o da 2 saat. O zaman bizim molalarda geçen toplam zamanımız 5, 10, 15, 2 daha 17 saat zaman geçecektir. Peki biz bu yolu hareket halinde ne kadar sürede geçeceğiz? Bizim toplam yol uzunluğumuz 40 kök 2 kilometreydi. Sonra demiş ki her kök 2 kilometrelik yolu 15 dakikada geçebilmektedir. O zaman 40 tane kök 2, yani 40 çarpı 15 dakika, ama bunu direkt saate çevirmek lazım. Saate çevirdiğimiz zaman 15 dakika dediğimiz şey çeyrek saat, yani 1 saatin 4'te 1'i değil midir? O zaman 40 çarpı 1 bölü 4 ne yapar? 40 bölü 4'te 10 saatte hareket halinde geçmişti. Ve ikisini topladığımız zaman 17, 10 daha ne yapar? 27 saatte gideceği yere ulaşmış olur. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar.